Değerli izleyiciler, ekonominin rakamlarına bakacağız. Ardından haftaya nasıl başladık ve bu hafta nasıl gidecek? ALB Forex araştırma uzmanından detayları alacağız. Öncelikle rakamlara bakalım. Bize rakamlar bugüne, haftanın ilk gününe ilişkin hangi verileri yansıtıyor? BIST 100 endeksi 79.308 puanda ve güne yükselişle başladı. Haftaya da yükselişle başlamış oldu. Dolar TL paritesinde 2.88'i görmekteyiz. Doların TL karşısındaki direnişi 2.90 üzerine çıkışı sınırlı kaldı. Euro TL paritesinde de 3.40'lardan artık 3.28'leri görmüş oluyoruz. Euro ve Dolar TL karşısındaki değer kaybını sürdürüyor. Spot altının gram fiyatı 108 liradan işlem görüyor. Bazı yerlerde de 109 liradan altını alırken gram fiyatına rastlayabilirsiniz. 109-108 aralığında ve Brent petrolün varil fiyatı 50 dolar 48 dolarlara gerilemişti. Yeni haftada 50 dolara kadar çıktığını görmekteyiz. Değerli izleyiciler, ALB Forex araştırma uzmanı Eda Önder var telefon attığımızda. Sayın Önder, öncelikle günaydın. Günaydın Selim Bey, iyi yayınlar, iyi haftalar. Çok çok teşekkürler. Piyasa rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'de yaşanan kaos ortamı piyasaları pek etkilemiyor. Onlar daha doğrusu rakamsal olarak dışa bağımlı kalmayı devam ediyor. En azından bizim anladığımız bu. Siz yeni haftada bizi neler bekliyor, neler söyleyeceksiniz? Söz sizde, buyurun efendim. Teşekkür ederim. Evet, sizlerin de dediğiniz gibi aslında Borsa İstanbul cephesinde ve Türk Lirası cinsinden varlıklara baktığımızda bir süredir kendi hikayemizi geride bırakıyoruz. Aslında bir yandan kendi içimizdeki üzücü fiyatlı hikayeleri de belki fiyatlamamız bizler açısından iyi olabilir. Ama bizler kendi hikayemizle uğraşırken bir yandan da yurt dışında izlememiz gereken bir sürü gelişme söz konusu. Bunlardan en önemlisi Selim Bey, aslında hafta için büyüme verisiyle birlikte başladık. Nispeten sakin bir haftadayız bu hafta. Veri akışı açısından oldukça sakin. Özellikle Amerika cephesinden çok fazla veri akışı olmaması, belki doların sakin seyredecek olması bizler için belki bir avantaja çevrilebilir. Çin büyüme verisi bizler için oldukça önemliydi. 6.9 ile rakamsal olarak memnun eden, en azından beklentinin hafif üzerinde gelen bir büyüme verisiyle karşılaşıyor olsak da söz konusu veri 6 seneden beri en yavaş büyümeyi işaret ediyor. Ve yine de o hep telaffuz ettiğimiz %7 olan Çin büyüme verisinin beklentisinin aşağısında kalıyoruz. Aynı zamanda Çin'den sanayi üretim verilerini de takip ettik bu sabah. Yine beklenti altında kalan bir veriyle karşılaştık. Yani büyümenin önce göstergelerinde de Çin tarafında sorunlar devam ediyor. Çin ekonomisinden çatlak sesler gelmeye devam ettikçe özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarında Fed faiz artımını erteler beklentisi fiyatlanabileceği için yine biz belki gelişmekte olan ülke piyasalarında birazcık daha bahar havasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bizler de bu hafta yurt içinde faiz oranı kararımızı izliyor olacağız Selim Bey. Açıkçası gevşeyen döviz kurlarını düşündüğümüzde Merkez Bankası'nın manevra alanı oldukça fazla. Döviz kurlarının gevşeyen seyrinden birazcık daha destek alıp yine sessiz seyrini, sakin seyrini koruyabilir diye düşünüyoruz. En önemlisi de aslında haftanın geneline bakacak olursak bir yandan da Euro tarafındaki gelişmelerini de düşündüğümüzde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranı kararını izliyor olacağız. Bir süredir aynı zamanda Draghi'nin konuşmalarında da bazı sorularımıza cevap arayacağız. Çünkü bir süredir Euro bölgesi ekonomisinden çok fazla olumlu sinyaller gelmiyor. Parasal genişleme devam etmesine rağmen sanayi üretimi, büyüme ve enflasyonda beklenen gelişme sağlanamıyor. Bu sebeple bazı spekülasyonlar söz konusu, parasal genişlemenin Eylül 2016 sonrasına sarkıp sarkamayacağına ilişkin. Bu sorularımızın da açıkçası Draghi'den birazcık daha cevap almaya çalışacağız bu hafta. Eda Önder, değerli izleyiciler, piyasaları değerlendirdi. ALB'den kendisine çok çok teşekkür edelim. İyi çalışmalar, iyi haftalar efendim. Ben teşekkür ederim, iyi çok haftalar. Çok çok sağ olun. Değerli izleyiciler, hemen bir spor turu yapalım. Sporda merak edilen gelişmeleri.